Bismillahirrahmanirrahim. Bâb-ı savm-i yevme arefe. Bu bab, arefe gününü oruç tutmanın beyanında. Orucudur. Arefe günü oruç tutmak caiz midir? Değil midir? Fazileti var mıdır? Yok mudur? Bunu beyan buyuracak. Haddesena Süleyman ibn Şuayb. Kâle haddesena Bişr ibn Bekri. Hâ ve haddesena Fahdun. Kâle haddesena Ebu Nuaym. وحدثنا بكر بن إدريس وصالح بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال وحدثنا موسى بن علي عن أبيه عن عقبة وفي حديث شريف سليمان بن شعيب في سنة لا تجرح تحويل شرط ينفهد أبو نعيم tehlikeyle sonra Bekir bin İdris ve Salih bin Abdurrahman bu üç senette rivayet ediyorlar Rukbe'den. Ve kâle Bekrun ve Salihun fî hadîsihima ikinci senette gelen Bekir ve Salih onların senedinde olucudur ki kâle semihatu ebi Aliyen, ben babam Ali'yi eşittim. Yani Musa'dan rivayet ettiler ya, Musa bin Ali'den. Musa diyor ki ben babamdan işittim. Yuhaddisu rivayet ediyor da en rukbeti ukbeden. O da kimden? Anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor ki kâle buyurdular ki inne eyyâmel etha, kurban bayramı günleri ve eyyâmel teşrik, teşrik günleri ve yevme arefe, arefe günü yevme iyidi ehli-islam, ehli-islamın bayram günüdür. Eyyâm-ı ekilin ve şürbin, yemek ve içmek günüdür. Böyle buyurdular. Kâle Ebu Cehfer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun, bir kavim zahib oldular ilâ hâzel hadis, bu hadise zahib oldular. Fekerihû, mekruh gördüler. Bihi, bu sebeple sevme yevme arefe, arefe gününün orucunu mekruh gördüler bu hadis dolayısıyla. Yani bayram günü ve Arafa günü bayrama dahil bu teşrik günleri, bunlar yeme içme günüdür. Çünkü Müslümanların bayram günleridir. Ve cealû savmehu, Arafa gününün orucunu kıldılar. Kesavmi yevmin nehri, kurban bayramının orucu gibi kıldılar. Ulemadan bir kısmı buna zahip oldular. Ve hâlefehum fî zâlike âherûn, diğerleri bunları muhalefet eylediler. Fekâlû, bu ikinci kavle kail olanlar dediler ki la bâse bi savmi yevmi arefe, arefe günü oruç tutmakta beis yoktur. Yani arefe günü bayram günü gibi değildir. Farkı vardır. Arefe günü oruç tutabilir ama bayram günü oruç tutması caiz değildir. Ve kâne minel hücceti lehum, bu ikinci kavle zahip olanların lehene olan hüccettendir. Fî zâlik, Arafa gününü oruç tutmada beis olmadığı hakkında. Ki ennehu kad yecuzu, caiz olur ki en yekûne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz olmuş olar. İnnemâ erâde bi nehyihi, Peygamber Efendimiz Arafa gününü oruç tutmaktan nehyetti, bununla murad etmiş olar. Neden nehyi? An sevmiyem Arafa. Arafa gününü oruç tutmada nehyiyle murad etmiş olan nerede? Bil mevkifi, mevkifte Arafat'a vekfeye çıkmış. Vekfeye çıkan adamın oruç tutmasını mekruh görmüştür. Bunu murad etmiş olan. لَاَنَّهُ هُنَاكَ, zira vekfede Arafat dağında, orası nedir? لَاَنَّهُ هُنَاكَ عَيْدٍ, orası bayramdır. وَلَيْسَ فِي غَيْرِهِ كَذَٰلِكَ, Arafat dağının gayrisi böyle değildir. Arafat Dağı'nda Müslümanlar toplanmışlar, birbirleriyle tanışıyorlar, Cenab-ı Hakk'a müracaatte ve niyazda bulunuyorlar. En büyük bir bayramdır. Bunun için Peygamber Efendimiz'i nehyetmiştir. Yani vekfeye çıkan adam Arafa gününü oruç tutmasın. وَقَدْ بَيَّلَ ذَٰلِكَ, bunu beyan buyurdu kim? Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ebu Hureyre radıyallahu anh de bunu beyan buyurdu ki Arafat'a çıkan adamların oruç tutması mekruhtur. Ebu Hureyre'nin rivayeti nedir? Haddesena Muhammed ibn İdris el-Mekki ve ibn Ebi Davud. Kala haddesena Süleyman ibn Harb. Ha.
ve haddesena Ebu Bekrete kâle haddesena Ebu Davud'a kâle haddesena Hüveşeb ibn-i Akil en Mehdi'yil Heceri en İkrimete kâle İkrime dedi ki künnâ me'abî Hüreyre'te radıyallahu anh Hazreti Ebu Hüreyre ile beraber idik fi beytihi Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın evinde fehaddesena bize rivayet eyledi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz neha an siyami yevmi arefe arefe gününü oruç tutmaktan nehyeyledi. Nerede? Bir arefete arefette. Arefet dağına çıkmış vekveye durmuş bir adamın oruç tutmasından nehyeyledi. Feahber Ebu Hüreyre işte Ebu Hüreyre radıyallahu anh haber verdi ki ennin nehye nehi min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den an savmi yevmi arefete arefe gününü oruç tutmaktan vaku olan ney innema huve bi arefete ancak arefattadır. Hasaten ona has olduğu halde. Arefat dağını çıkan adamın oruç tutmasından nehi buyurmuştur. Öyleyse bu ikinci kavle sahip olanlar Hazreti Ebu Hüreyre'nin hadisiyle tespit eylediler ki Arefa gününü oruç tutmak mekruhtur Arafat dağında. Ama Arafat'a vakfeye çıkmayan adamların Arafa günü oruç tutmasında bir iş yoktur. فَحْتَجَّ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُولَى Birinci mekale sahipleri ihticac eylediler. لَقَوْلِهِمْ kendi kavullerine اَيْذَا yukarıdaki hadis gibi. Yani Arafa gününde oruç tutmayı Peygamber Efendimiz nehyeylemiştir. O günü اَيَّامِ اَكِلْ وَشُبْتُرْ diye Hazreti Ürbe'den rivayet eyledikleri gibi başka bir hadiste kendi kavullerini teyit ve tekit ediyorlar. İhticac ediyorlar. Ne ile? Bima şul bir hadiste ki haddesena bize rivayet eyledi İbn-i Merzuk kâle haddesena Ebu Hüzeyfe kâle haddesena Süfyanu en İsmail bin Ümeyye en Nafi'in en İbn Ömer. Nafi Abdullah İbn Ömer'den rivayet eylemiş olduğu hadisle. Kâle Abdullah ibn Ömer buyurdular ki lem yesum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oruç tutmadı ve la Ebu Bekir de oruç tutmadı ve la Ömer ve la Osman ve la Ali Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum bunlar da oruç tutmadılar yevme arefede arefe günü oruç tutmadılar. Şimdi Ukbe'nin hadisinde geldiği gibi burada da Abdullah ibn Ömer'in hadisiyle de istidlal ediyorlar ki Arafa gününü ne Resulullah Efendimiz ne de Çariyar Gül'ün Efendilerimiz oruç tutmuş değiller. Öyleyse Arafa günü yevmi eyd, eyyam-ı ekil ve şükten olduğunda oruç tutması doğru değildir dediler. Kıyle lehum onlara denilir ki Hâzâ eyzâ Abdullah ibn Ömer'in rivayet eylemiş olduğu hadis yukarıki Hazreti Ökmen'in hadisi gibi indena bizim indimizde alessiyami yevme arefe arefe günü oruç tutmak üzerinedir. Nerede? Bil mevkifi mevkifte. Arafat dağına vakfeye çıkanlara mahsustur. Ökben'in hadisinde olduğu gibi. Fakat beyyene zâlike bunu da beyan buyurdu. İbn-i Ömer radıyallahu anhüm Abdullah ibn Ömer bunu beyan buyurdu. Fî gayri hâdel hadis bu hadisin gayrisinde. Bu hadisin gayrisinde beyan buyurdu. Yani onlar oruç tutmamıştırlar. Nerede oruç tutmamıştırlar? Arafat dağına çıktıklarında oraya mahsustur. Ama Arafat dağına çıkmayanlar oruçlarını tutabilirler. Arafa gününü oruç tutmak caizdir ve onun hakkında da ayrıca hadisler gelecektir. Haddesine Ebu Bekret'e kâle haddesine Revhü bin Übâde ve Ebu Davud'a kâle haddesine Şâbetü an Abdillah bin Ebi Necih عن أبيه عن رجل أن رجلا سأل ابن عمر أبي نجيح بابسي عبد الله بن أبي نجيح بابسي أبي نجيح ده رواية ديور وده عن رجل بير أدم ده وآدم مبهم برده كم oldu belli değil أن رجلا بير أدم سأل ابن عمر عبد الله بن عمر سوردي عن صوم يوم عرفة بالموقف Mevkif'te, Arafat Dağı'nda, Arafa gününü oruç tutma hakkında sordu. Fakat Abdullah ibn Ömer buyurdular ki, Kharecina mea Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Peygamber Efendimiz'le Arafat Dağı'na çıktık. Felem yasumhu. Peygamber Efendimiz oruç tutmadı Arafa gününü.
ve mâ Ebi Bekir'in radıyallahu anhü felem yasumhu. Ebu Bekir ile de radıyallahu anh vakfeye çıktık, o da oruç tutmadı. Ve mâ Ömer'e radıyallahu anhü felem yasumhu. Ömer ile beraber de vakfeye çıktık, o da oruç tutmadı. Ve mâ Osman'a radıyallahu anhü felem yasumhu. Hazreti Osman'la radıyallahu anh beraber çıktık Arafat Dağı'na, o da oruç tutmadı. Ve ene la asumuhu. Abdullah ibn Ömer diyor ki ben de oruç tutmuyorum. Ve la amuruke ve la enhake. Sana da oruç tut diye emretmem, tutma diye de emretmem. Ne emrederim ne nehyederim. Fe in şiite fe la tasumhu. Dilersense oruç tutma. Arafa günü. Febeyyene hadel hadisu. Bu hadis beyan buyurdu ki ennemâ revâ nâfi'un Ali ibn Ömer radıyallahu anhuma. İmam-ı Nafi'nin Abdullah ibn Ömer'den rivayet etmiş olduğu yukarıdaki hadis huve ale's-savmi fil mevkifi, mevkifteki oruç üzerinedir. İmam-ı Nafi Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledik ki Resulullah Efendimiz oruç tutmadı. Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anhuma, Osman, Ali radıyallahu anhuma, bunlar oruç tutmadılar. Bu oruç tutmadıkları mevkife hastır, yani Arafat'a, vakfeye çıkanlara hastır. Nitekim işte bu ikinci hadiste bunu beyan buyurmuş oldu Abdullah ibn Ömer. Ve kadiru an ibn Ömer. Hazreti Abdullah ibn Ömer'den rivayet edildi. Fil emri bi savmi yevmi arafete. Arafa gününü oruç tutmakla emri hakkında rivayet olundu. Ma ol bir hadis ki haddesena bize rivayet eyledi. İbn-i Ebi Davud kâle haddesena Sehl ibn Bekkar. قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا ركبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما. جبلة بن سحيم diyor ki ben Abdullah ibn Ömer'i işittim. Süile an savmi yevmir cüm'a. Cüm'a gününü oruç tutmaktan soruldu. Ben Abdullah ibn Ömer'i işittim ki ona sordular ki Cüm'e günü oruç tutulur mu? Ve yevmi arefe. Bir de Arafa gününün orucundan sual edildi. Fe emere emreyledi bi siyamihima. Onları oruç tutmakla emreyledi. Tutunuz dedi. Burada emir de var Abdullah ibn Ömer'den. Rivayette sual edenlere Cüm'e gününü, Arafa gününü oruç tutunuz buyurdu. وَقَدْ رُوِيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. فِي سَوَابِ صَوْمِ يَوْمَ عَرَفَ Arefe gününü oruç tutmanın sevabı hakkında. O da neden? مِنْ حَدِيثِ بِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Ömer'in rivayeti eylemiş olduğu hadisten. وَاَبِي قَتَادَةَ الْاَنْصَارِ Bir de bu Qatadet el-Ensari'den rivayet edilen hadiste Arafa gününü oruç tutanın sevabı hakkında varid oldu. Maşul bir hadis ki kad haddesena Ebu Bekir'te. Ebu Bekir'e bir şey rivayet eyledi. Kale haddesena Ravuhun. Ravuh rivayet eyledi. Kale haddesena Şabetu. Kale semiyotu Gaylan ibn Cerir'in. Şabe buyuruyor ki ben Gaylan ibn Cerir'i işittim. Yuhaddisu an Abdillah ibn Ma'bedin an Abi Qatadetel Ensari. Abdullah ibn Ma'bed'den o da Ebu Katadetel Ensari'den rivayet eylerdi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz süile an savmi yevmi arafa Arafa gününün orucundan sual edildi. Fekale Resulullah Efendimiz buyurdular ki yukeffiru senete bir seneyi tekfir eder. Bir senenin günahlarına kefarettir. Öyle sene ki el madiyete geçmiş. Vel bakiyete bak. Yani geçmiş olan bir senenin bir de gelecek olan bir senenin günahlarına kefarettir Arafa gününü oruç tutmak. Burada Arafa gününü oruç tutmanın faziletini beyan buyurdu. Tabi bu günahlar diğer rivayetlerde de var. Günah-ı sagair. Günah-ı sagair. Bir sene geçmiş, bir sene de gelecek günah-ı sagairine kefarettir. Haddesene ibn-i merzuk. قال حدثنا وهب قال حدثنا أبي وهب بن جرير diyor ki babam Cerir bana rivayet eyledi. قال سمعت غيلان بن جرير من غيلان işittim
يحدث عن عبد الله بن معبد الزماني عبد الله بن معبد الزماني'den Zimman Rebi'a'dan bir kabilenin ismi Zimman. O da kimden rivayet eyledi? Yani Ebi Katade'te. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Katade buyurdular ki Peygamber Efendimiz buyurdu ki inni ehtesibu. Ben ihtisap ederim. Alallah Allah'a. Yani Allah'tan ümit ederim. Ehtesibu esasen hesap alacağı olur da bir adamın. Ben hesaplaşırım. Bu o manaya değil. Burada Allah-u Teala'dan kimse hesap soramaz. Niçin? La yüselen maifel. İşlediğinden sual edilmez. Kimsenin onda bir alacağı yok. Ya buradaki manası ercu manasını. Ben ümit ederim. Ümit ederim. Allah-u Teala'dan fi siyami yevmi arefete arefe gününü oruç tutma da Allah-u Teala'dan ümit ederim. En yükeffire tekfir eder. Es-senetelleti şul bir senenin günahlarını ki gablehu ondan evvel oldu. Arafa gününden evvel. Ve-senetelleti şul bir senenin günahlarını da kefaret eder ki ba'dehu ondan sonra. Arafa günün oruç tuttu ya, o Arafa gününden bir sene evvel ve bir sene sonraki günahların affetmesini Allah-u Teala'dan arzu ve niyaz ederim. Peygamber Efendimiz böyle buyurdular. Haddesena Ali ibn Abdurrahman قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا المعتمر قال قرأت على الفضيل ben Fudayl üzerine okudum. قال dedi ki حدثني أبو حريز أنه سمع سعيد بن جبير. أبو حريز dedi ki ben Sa'id ibn Jubeyr'i işittim. يقولu buyururdu ki سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما. Bir adam Abdullah ibn Ömer'e sordu. An savmi yevmi arefete arefe gününü oruç tutmadan sordu. Kale buyurdular ki künna ve nehnu ma'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Künna biz olduk. Ve nehnu ma'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de Peygamber Efendimiz'le beraber idik. Yani Peygamber Efendimiz zamanında biz olduk. Ne olduk? Ne'adiluhu. Onu muadil tutardık Arafa gününü oruç tutmasını bir savumi senetin bir senenin orucuna muadil tutardık. Resulullah Efendimiz zamanında Abdullah ibn Ömer diyor ki Arafa gününü oruç tutmak bir seneye muadil tutardık. Yani bir sene oruç tutmuş gibi ondan öyle sevap beklerdik. Fesebete bihazel eser işte bu eserle sabit oldu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den sabit oldu ney? Et-terğibü fî savmi yevmi arefete arefe gününü oruç tutmakta terğib sabit oldu. Yani onu oruç tutmak afdal oldu. Fedelle zâlik. İşte bu delalet etti ki Resulullah Efendimiz'den terğib hasıl olunca, sabit olunca ennemâ ol bir şey ki kürihe mekruh oldu. Savmihi arefe gününü oruç tutmak mekruhtur, vakı oldu ya bu. Evet. Öyle mekruhtu ki fil asar-ı lüven. Evvelki eserlerde olucudur. Yani birinci eserlerde getirdi ya rübbeden vesaireden ki Arafa günü eyyam-ı ekel ve şüktür, eyyam-ı eyttir, oruç tutmayın. İşte bu mekruh olan şey huve o kerahat lil aridillezi şul bir ariz içindir, şul bir illet içindir ki zekerina bi zikreyledik. O da neden? Minel vukufi bi arefete. Arefede vekfe olduğu için. Yani Arafat dağına çıktı. Vekfe yapıyor. Orada oruç tutmak mekruhtur. Oraya hastır. Ne için? Şiddeti teabihim. Orada yorgunluğun şiddeti olduğu için. Oraya çıkacaklar, dua edecekler, yorulacaklar. O yorgunluk çok olduğundan orada oruç tutmak mekruhtur. Niçin? Oruç tuttuğu gibi esas vakfeyi, ibadeti yapamaz. Ondan aciz kalır. Öyleyse orada oruç tutmasın, orucunu yesin ki öteki ibadetini kemaliyle yapabilsin. وَهَذَا قَوْلُ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَهُمُ اللّٰهِ İşte bu üç imamın kavli de budur. Yani vakfeye çıkan adamların oruç tutması mekruhtur.
vakfeye çıkmayan adamların da oruç tutması efdaldır. Hatta bir sene ve bir rivayette iki seneye muadildir. Cenab-ı Hak geçmiş ve gelecek senenin günah-ı sahirini affeder. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.